Bu yaşınıza kadar arzu ettiğiniz parayı tezahür ettiremediyseniz bu videomuz tam size göre. Catherine Ponder'dan hayatınıza daha fazla para, zenginlik ve refah çekmek için çok güçlü bir yöntemi sizlerle paylaşacağız. Başlamadan önce videodaki her bir kelimemizi dikkatlice dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü bu bilgiler hayatınızı tamamen değiştirebilir. Bolluk, mutluluk ve başarıyla dolu bir hayat yaşamayı hepimiz hak ediyoruz. Bu yöntemleri öğrenmek ve uygulamak bunu başarmada size yardımcı olabilir. Öyleyse kendinize biraz zaman ayırın ve evrenden nasıl dilek dileneceğini ve elde edileceğini öğrenmeye hazır olun. Hazırsanız başlayalım. Catherine Ponder, doğanın refah alanlarında boşluğu kabul etmediğini anladı. Boşluk yasası, uygulamak için cesaret ve inanç gerektiren bir yasadır. Bu yasanın uygulayıcısı olarak tüm ödüllerini elde etmek için olumlu bir zihniyete ve azimli bir duruşa sahip olmanız gerekir. Boşluk yasası, hayatınızda size artık hizmet etmeyen her şeyi temizleyerek istediğiniz yeni şeylere yer açmaktır. Evinizde ve iş yerinizdeki dolaplarınıza bir bakın. Size artık uymayan her şeyi, insanları da dahil olmak üzere hayatınızdan çıkarmaya başlayın. Hemen şimdi arkadaşlarınızı ve akrabalarınızı analiz etmeye başlayın. Onlar sizin hayatınıza uygun mu? Onlardan bir şey öğreniyor musunuz? Ya da onlar sizden bir şey öğreniyor mu? Hayatınıza artık uymuyorlarsa onları hayatınızdan çıkarın. Sizinle aynı dalga boyunda olmayan insanları serbest bırakın. Bu en doğal seçimdir. Doğru insanlar hayatınıza doğru zamanda gelecektir. Ne istediğinizi bilmek, istemediğiniz şeylerden kurtulana kadar genellikle kafa karıştırıcıdır. Arzu ettiğiniz şeyler size gelmiyorsa, yenisi için yer açmanın zamanının geldiğini fark etmelisiniz. Hayatınızda istediğiniz her şey için yeni yerler açmalısınız. Hayatınızda bir boşluk yaratırsanız, doğanın siz harika şeyler getirerek o boşluğu kendisi dolduracaktır. Boşluk yasası sayesinde yeni evlerini her zaman istedikleri gibi dekore edebilen bir çiftin hikayesini biliyorum. Bu çift eski evlerinde artık onlara hizmet etmeyen her şeyi bağışladı ve yeni evlerine uygun mobilyalar aldılar. Çok büyük olan yeni evlerindeki boş alanların her birini mobilyalarla doldurulması gerektiğini düşündükleri için yeni eşyalar alarak evi doldurmaya devam ettiler. Zaman geçtikçe hayatlarında hiçbir şeyin değişmediğini gördüler ve boşluğu istedikleri gibi dolduramadıklarını anladılar. Başka bir örnekte evini satmaya çalışan ama bir türlü satamayan bir kişi vardı. Bu kişi boşluk yasasının gücünü öğrendiğinde evini eski ve işe yaramaz şeylerden arındırarak yenisine yer açmanın gerektiğini anladı. Kısa bir süre sonra evine bir alıcı buldu. Hem de beklediğinden çok daha yüksek bir fiyatla evini sattı. Görselleştirmeleri gerçek oldu ve ailesiyle birlikte daha donanımlı yeni evine taşındı. Yasanın gücünü kullanarak hayalinizdeki hayatı tüm yönleriyle yaratmanız mümkündür. Ruhsal, zihinsel veya fiziksel yaşamımızın herhangi bir alanında bir boşluk yaratmaya karar verdiğinizde evren bu boşluğu dolduracaktır. Hatta sağlığınızla ilgili bile. Şu hikayeye bir bakın. Bir iş adamı çok hastaydı. Zengin olması nedeniyle tıbbın tüm imkanlarından faydalanabiliyordu. Ama yine de sağlık durumunda bir iyileşme yoktu. Tam tersine her gün zayıflıyordu. Bir gün evinde uzanırken boşluk yasası ile ilgili bir şey okudu. Hemen bu yasanın şu anda kendi sağlığına nasıl yarar sağlayabileceğini düşündü. Bir şeylerin hayatına gelmesi için yer açmanın zamanının geldiğini anladı ve bunu hayal etti. Ama cevap veremediği soru sağlığıyla ilgili nasıl bir temizlik yapabilmesiydi. Bunu derinlemesine düşünmeye devam etti ve birden aklına birine karşı duyduğu öfke ve kızgınlık duyguları geldi. Hayatındaki bir kimseyi bu öfke ve kızgınlık anında incittiğini, söylenmemesi gereken sözler söylediğini hatırladı. Bir an durup düşününce bu kızgınlığı ve öfkeyi içinden atması gerektiğini fark etti ve yüksek sesle o kişiyi affetmeye karar verdiğini söyledi. Seni affediyorum, seni serbest bırakıyorum. Artık aramızda olan mesele çözüldü ve bitti. Artık ne kızgınlık ne de öfke var. İkimiz de özgürüz. Bu ifadeyi söylediği anda bedeninde bir rahatlama hissetti. Ateşi düştü ve ertesi gün kendini çok daha iyi hissetti. Birkaç gün sonra doktorlar ona tamamen iyileştiğini ve artık evine dönebileceğini söylediler. Doktorlar iyileşmesinin nedenini bilmese de o ruhunda hissettiği huzur ve hafifliğin nedenini biliyordu. Tüm olumsuz duyguları serbest bırakmak ona sağlığını geri kazandırdı ve kalan boşluğu doldurdu. Fark edebileceğiniz gibi affetme duygusu hem affeden hem de affedilen kişiyi iyileştirebilir. Birçok insan affetme kelimesinden korkar çünkü kendilerini alçaltan,
diğerlerini övecek bir davranış gibi görürler. Ama böyle değildir. Affetmek biri tarafından diğer kişiye karşı beslenen olumsuz bir duyguyu yenileyici ve özgürleştirici bir duyguyla değiştirmektir. Affetmeyi seçmek bir boşluk yaratır ve yeni bir duygu hayatınızı iyileştirme gücüne sahip olarak ortaya çıkar. Affetme eyleminin gerçekten mucizeler yaratabileceğini sizler de fark etmelisiniz. Bu yüzden size affetme pratiği yapabileceğiniz ve kendinizde alan açmanıza yardımcı olabilecek bir teknikten bahsedeceğim. Bu teknik yerine getirilmiş arzular yaratarak sonsuz olasılıkları hayatınıza getirebilir. Bu tekniği hayatınızda her gün birkaç dakika uygulamaya gayret edin. Hazırsanız başlayalım. Yalnız kalabileceğiniz bir odada rahat bir şekilde oturun ve sakince nefes almaya başlayın. Bedeninizi gevşetin. Şimdi affetmek veya affetmekle ilgili ihtiyaç duyduğunuz kişiyi düşünün ve bu kimseyi görselleştirin. Haksızlıkları, anlaşmazlıkları, kırgınlıkları ve kötü sözleri hatırlayın ve hemen şimdi tüm bu düşünceleri serbest bırakın. O kişiden af dileyin ya da affettiğinizi söyleyin. Bu insanlar bilinçsiz olarak af talebinizi alacaklar ve sizden de anında af dileyecekler. Tebrikler, işte bu kadardı. İçinizdeki kırgınlıklardan kurtuldunuz ve refah, zenginlik ve barışın kilidini açmak için daha fazla boşluk yarattınız. Şimdi bu sözleri benimle tekrarlamanızı istiyorum. Ben affedildim ve Tanrı'nın sevgisi tarafından yönlendiriliyorum. Huzur içindeyim. Derin bir nefes alın ve içinizde akan huzuru hissedin. Şimdi bırakın gitsin. Bir gün bir kadın bana gelerek kocasının alkol bağımlılığı nedeniyle evliliklerinin yıkılmak üzere olduğunu, hatta eşinin de işinin tehlikede olduğunu anlattı. Ona affetme konusunda rehberlik ettim. Evlilik kutsal bir olgu olduğu için ona kalbindeki tüm duygular için her gün affetme pratiği yapmasını önerdim. Sadece kocası, kocasının eşi, aileleri hakkında değil, hayatındaki her alan için o duygular temizlenmeliydi. Hepimiz aşağı yukarı aynı şeyleri yaşıyoruz. Hepimizin içinde yıllardır biriktirdiği ve kimi zaman bizleri sınırlayan inançlar var. Bu kadın da yıllardır kendisi için de zarar verebilecek, onu sınırlayacak birçok duygu ve inanç biriktirmişti. Bu nedenle affetmeyi sürekli bir uygulama olarak kullanması gerekiyordu. Düşüncelerimizi kendimiz yaratırız ve çoğu zaman bilinçsizce olumsuz duygular üretiriz ve en kötüsü de bu bir alışkanlık haline gelir. Bu nedenle affetmeyi uygulamak önemlidir. Kendi içinizde bir boşluk yaratmalısınız. Bu sayede daha fazla iyiliğin içinize girmesin için daha fazla alanı serbest bırakmış olursunuz. Paylaştığım egzersiz çok önemlidir. Bunu hayatınızda her gün uygulamalısınız. Örneğimizdeki kadın bu pratiği uygulamaya başladığında deneyimlediği tüm durumları, olayları ve insanları hatırladı. Hatta uzun zamandır unuttuğu insanları ve olayları bile, ayrıca incittiği ve zarar verdiği insanları ve onu inciten ve zarar veren insanları da hatırladı. Eski ve derin kökleri olan duygulardan, özellikle de kocasının geçmiş tutumlarından kurtulmuş hissetti. Affedebilmek için öncelikle kendini affetti ve kısa bir süre sonra da sonuçlarını görmeye başladı. Kocası içkiyi bıraktı ve işini korudu, evliliklerinde barış sağlandı. Hayatına daha fazla iyilik çekebilmesi için bu boşluğu yaratması ve derinlerdeki duygularını açması gerekiyordu. Bu bağışlanmanın gücüdür. Hayatınızda yaşadığınız durumlar ya da problemlerden ötürü kendinizi kapatmayın. Herkes ve her şey için bu basit affetme pratiğini uygulayın. Bu olumlamaları kullanın. Bu duyguları, durumları ve insanları serbest bırakıyorum. Kendimi serbest bırakıyorum. Bu olumlamayı her gün yaptığınızda spiritüel olarak kurtulmuş hissedeceksiniz ve sonuçları maddi yaşamınızda fark edeceksiniz. Bu maddi şeylerden vazgeçerken dikkat etmeniz gereken diğer önemli bir nokta ise onları karşılıksız bırakmaktır. Bunu ilk uygulamaya başladığımda başımdan geçenleri sizlerle paylaşacağım. Gardırobumu açtım ve artık giymediğim, uzun süredir kullanılmayan ve işe yaramayan her şeyi toplamaya başladım. Onları kız kardeşime gönderdim ve yeni kıyafetlerin gelmesini bekledim. Ama zaman geçti ve yeni bir şey gelmedi. Hala yanımda olsaydı bazı kıyafetlerimi kullanabileceğimi düşünmeye başladım. Her bir bağışlanan parçayı zihinsel olarak görselleştirmeye başladım ve şu güvenceyi verdim. Şu anda seni tamamen serbest bırakıyorum. Benimle görevini yerine getirdin ve şimdi kiminle olman gerekiyorsa onunlasın. Bir süre sonra yeni kıyafetler almaya başladım. Bir yerden iyi sayılabilecek bir para elime geçti ve hemen onunla yeni kıyafetler aldım.
Ama hayatımda açılan boşluk sadece bununla sınırlı değildi. Uzun zamandır dergiler için makale yazıyor fakat reddediliyordum. Bu makaleleri gözden geçirdim ve yeniden dergilere gönderdim ve bu sefer kabul edildi ve yayınlandı. Onlar için de iyi miktarlarda para aldım. Başka bir deyişle, size faydası olmayanı gönüllü olarak serbest bırakırsanız, hayatınızın her alanında yaşadığınız tıkanıklıklar giderilecektir. Hayatınız istediğiniz gibi gitmiyor, her alanda bir tıkanıklık mı yaşıyorsunuz? O zaman zihninizi ve duygularınızı kontrol etmeye başlayın. Cüzdanınızı çıkarın ve şu ifadeyi kullanın. Huzur içindeyim, zenginlik ve refah doluyum. Tanrı ihtiyacım olanı bana veriyor. Şimdi bekleyen ödemelerinizi alın ve birer birer elinizden geldiğince ödemeye başlayın. Bunu yaparak evrene borcunuzu ödüyorsunuz ve o da size bu parayı katlanmış olarak geri gönderiyor. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Aklınızın gücü sizinle olsun.